Bakın size bir taktik söyleyeceğim. Gerçekten çok işe yarıyor. Çok çok işe yarıyor. Hatta eğer düzgün yaparsanız kazanma şansınız bir şeylerin yolunda gitme ve sizin aslında peşinden koşulan kişiye dönüşmeniz çok yüksek ihtimal olan bir taktik var. Diyelim ki eski sevgiliniz tekrar sizinle iletişim kurdu. Kurduktan sonra hani ona gidip eşyalarını almak başka bir şey şuydu buydu ya da işte e, herhangi bir şekilde sizinle bir şey istiyorsa onunla görüşün ama görüştüğünüzde Mutlaka kendinize şöyle bir şey hazırlayın. Yani yeni bir şey yapmışsınız. Yaptığınız işte bir şey olmuş. Bir adım yükselmişsiniz. Bir şey değişmiş. Daha iyi duruma gelmişsiniz. Ya da işte bir eğitime başlamışsınız. Bir işte başka bir şey olmuş. Yani sizin o bıraktığı yerden biraz yukarıya gittiğinize dair bir şey olmuş diye düşünün. Onunla bir araya geldiğinizde kendinizi tutun. Hayran hayran bakmaları unutun ya da ondan etkilendiğinizi ya da etkilenmediğinizi böyle bir havaya girmeyin sadece şu İşte ya çok güzel şeyler oluyor işte sen de iyisindir umarım. E, e, ne yapayım işte bir kursa başladım çok merak ediyorum şimdi işte öğrenmek istediğim bir şey var ne zamandır erteliyordum ona şey yapacağım çok da güzel insanlar geliyor kursa bakın burada arada girdim gördünüz mü çok da güzel insanlar geliyor kursa ondan sonra bak bu iyi olacak çünkü kafamda şöyle şöyle bir şey vardı bunun için de adım atmış olacağım aslında ben böyle canlı tamam mı yapay olmasın sakın dikkat edin evde ayna karşısında çalışın kendinizi videoya alın o öyle bir otur sün ki o hareket Çünkü bu hamleyi kullandığınızda şansınız çok yüksek ve o hamleyi doğru kullanın istiyorum ee, siz öyle konuşurken bakın vücutta şey bu arada üzerinizde yumuşak bir şeyler olsun bey rengi bir şeyler olsun açık renk böyle gayet şey anlatın hafif makyaj dudaklar doğal görünsün sürün rujunuzu silin ee, ya çok güzel şeyler oluyor böyle bakın Hayal kurarken yüzümüzde canlandığı için onunla göz teması kurmuyoruz. Tam anlatıyorum size. Ve işte çok güzel şeyler oluyor falan. O sırada sizin o kendinizi kaptırdığınız şey var ya hani kafanı, kafanızı da böyle iyi hissettiren şey karşınızdaki kişiyi etkilemeye başlıyor. Ve şöyle diyor. Ya hiç ilişkiden bahsetmiyor. Hiç şey yapmıyor. Benle ilgilenmiyor ve kendisi o konuyu açmak zorunda hissediyor. Siz eğer hiç o konuya girmeyemez ve kendi basamak yükselmiş halinizi böyle neşeyle anlatırsanız ve üzerinizde de güzel melek gibi görünen işte şeyler olursa asla takılar yok. E, o beni seni özlemişim diyor mesela. Genellikle söylenen cümle budur. Seni özlemişim diyor. Ya ben de özlemişim seni. Bak çok iyi oldu aslında bakarsan bak eşyalar falan ama e, iyi misin? Yine girmedik şeye. Özledik demek dedik ama arkadaş varı özledik tamam mı? İşte ya işte temas etmeye kalkışabilir orada. Ya ne olur yapma. Yani sana karşı öyle bir duygum yok artık benim. Yani kusura bakma seni üzmek de istemiyorum ama e, hadi ben gidiyorum. Bakın orada o şeye girmedik. O bizim peşimizden koştu bıraktık. İnanın sonrasında başlıyor mesajlar. Sonrasında geri gelme istekleri başlıyor. Neymiş taktik şu. Arkadaş gibi davranmak ve bir level yukarıda olmak zorundasınız ya da birkaç level yukarıda olmak zorundasınız. İyi bir adım atmış olmanız gerekiyor. Farklı bir pozisyonda ve keyfiniz, hayatınız, her şeyiniz yolunda. Ya işte çok güzel şeyler oluyor işte bilmem ne falan. Aa işte seni özlemişim. Ben de seni özlemişim bak çok iyi oldu. Hani e, ya kusura bakma biz bunu denedik. Özeti bu aslında. Biz bunu denedik. Ama öncesinde sizin o gayet cıvıl cıvıl level atlamış haliniz var ya böyle gayet hayattan mutlu. O bir şey söylediğinde de ya biz denedik olmuyor yani böyle daha şey ben daha rahatım kusura bakma ben seni üzmek de istemiyorum böyle söyleyince kötü oluyorum ama olmuyor işte ya işte ama olabilir tekrar deneyelim bakın orada bir tuzak var eğer kapalı bir mekanda görüştüyseniz, onun evinde görüştüyseniz sadece sizinle bir kere daha birlikte olmak için de bazen bunu yapıyorlar. Bunu da bertaraf ediyor bu şeyi yaptığımız takdirde. Ee, asla öyle bir şey yaşamıyorsunuz. Sana öyle bir duygum yok kusura bakma. Ondan sonra oradan çıkmaya çalışın mümkün olduğunca ama tuzağa düşüp birçok kişi. Yani bunu yapan 10 kişiden 9 tanesi tuzağa düşüyor. O sırada karşıdaki kişi ilgi gösterdiği anda her şey normalmiş gibi ilişkiye başlayacağını zannediyor. Hayır başlanmıyor. Siz oradan çıktıktan sonra başlayacak. Aklınızda olsun. Okey. Taktik bu. Nasıl geri getirilir? havadan sudan cıvıl cıvıl çok tatlıyım çok güzelim hayatım çok yolunda sen ay üzmeyeyim seni.